Veteriner hekimler, gezegenin sağlığı için çok önemliler. 2000 yılından beri Nisan ayının son cumartesi günü Dünya Veteriner Hekimler Günü. Her yıl belirlenen farklı bir temayla kutlanıyor bugün. Bu yılın 2024 yılının teması da Dünya Veteriner Hekimleri Birliği tarafından "Veterinerler temel sağlık çalışanlarıdır" olarak belirlenmiş. Belirlenen temayla veteriner hekimlerin sorumluluk alanlarındaki tüm çalışmalarına kamuoyunun dikkatinin çekilmesi amaçlanıyor. Ülkemizde veteriner hekimlik mesleğinin temsilcisi 56 bölge veteriner hekimleri odası bulunuyor. İstanbul'dan çok uzağa aktif çalışan bir odaya gidiyoruz bugün. Kars, Ardahan, Iğdır bölgesi veteriner hekimleri odası yönetim kurulu başkanı Ercan Ödül telefon hattımızın diğer ucunda. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Ebru Hanım. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için öncelikle. Ben teşekkür ederim. Hem meslektaşlarım hem de mesleğim adına bu güzel bağlantıyla sesimizi duyurmamıza ve bu farkındalığı yaratmamıza yardımcı olduğunuz için. Görevimiz. Yarın Dünya Veteriner Hekimler Günü. Biz de sizin nezdinizde tüm veteriner hekimlerimizin öncelikle gününü kutlayalım. Çok teşekkür ederim. Bu bizim için çok önemli. İzniniz olsa ben mesleğimin bu alandaki çalışmalarından ve aslında Dünya Veteriner Hekimler Günü'nün amacından siz de bir girişte bahsettiniz ama hızlıca bahsetmek isterim. Tabii ki. 2000 yılından beri Dünya Veteriner Hekimler Birliği tarafından Nisan ayının son cumartesi günü Dünya Veteriner Hekimler Günü olarak kutlanıyor. Bizim buradaki amacımız tüm dünyadaki veteriner hekimlik organizasyonları arasında işbirliği ve etkileşimi güçlendirmek aslında. Veteriner hekimlerin hayvanların ve diğer tüm canlıların hayatını korumaya yönelik çalışmalarını vurgu yapmak istiyoruz ve veteriner hekimlik mesleğinin önemi hakkında kamuoyunda bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Çünkü bildiğiniz üzere veteriner hekimlik çok kadim, insanlık tarihi kadar eski bir meslek. Ve aslında geleceğin de en önemli mesleklerinden, en stratejik mesleklerinden biri olacak. Bunu geçmişte yaşadığımız tarihsel gelişimler ve şu an gördüklerimiz aslında geleceğe ışık tutuyor. O yüzden aslında çok önemli bir meslek. 6 kıtada toplam sayısı 1.7 milyonu bulan veteriner hekimler 24. kez kutlanacak olan Dünya Veteriner Hekimler Günü'nde sizin de belirttiğiniz üzere kendi sorumluluk alanındaki tüm çalışmalarını kamuoyuna dikkatini çekmek için veteriner hekimler temel sağlık çalışanıdır teması altında çeşitli etkinliklerle aslında bugünü kutlamaya ve topluma veteriner hekimlik mesleğinin önemini arz etmeye çalışacağız. Bu anlamda çalışmalar yürütüyoruz. Çok önemli gerçekten. Veterinerler temel sağlık çalışanlarıdır. Bu yılın teması da çok değerli bir tema olmuş. Bir anlamda hayvan haklarını da savunan bir tema olmuş. Çünkü tabii ki sağlık çalışanlarıdır veteriner hekimler. Onlar hekim her şeyin başında. Neden zaten bir sağlık çalışanı olarak kabul edilmesin? Belki de böyle bir algı mı vardı? Onu da konuşabiliriz. Şöyle, izniniz olsa şöyle arz edeyim. Sizin de öngördüğünüz gibi hekim kelimesi etimolojik olarak aslında hakim ve hakem kelimesinden ileri geliyor. Ve aynı kökten geldiği için anlamı da hikmet ve hüküm sahibi olmak, evet. İyi olmak, doğruyu yanlıştan ayırt edebilmek aslında. Ve bu kararı verebilecek aslında donanıma sahip olmak. Hekim hastasının iyiliği için mevcut durum ve kuralları dikkatli bir şekilde değerlendirerek akıl ve deneyim süzgecinden geçirerek hastası için en doğru olan hükmü veren kişi. Biz de biliyorsunuz hekim unvanına sahip veteriner hekimler, işte diş hekimleri ve beşeri hekimler olmak üzere 3 alandayız. Ve aslında çok bilinen, aslında toplumda çokça bilinen bir sözü de söylemek isterim. Beşeri hekimler insanlığı, veteriner hekimler de insanlığı tedavi eder. Çünkü biz yaptığımız çalışmalarda sadece hayvan sağlığı alanında değil, hayvan yetiştiriciliği, hayvan ıslahı, hayvan hastalıklarının teşhis tedavisi, salgın hayvan hastalıklarının kontrolü ve aslında eradikasyonu ve veteriner hak sağlığı, gıda güvenliği, hayvan refahı gibi çalışmalar yürütmekle beraber gıda kaynaklı hastalıkların da %90'ından fazlasının hayvansal gıdalardan kaynaklandığı öngörüsüyle aslında gıda güvenliğini de tesis etmeye çalışan halk alanlar. Halk sağlığı ve gıda güvenliğiyle doğrudan ilişkili ve sorumlusunuz aslında bakarsanız. Aynen öyle, aynen öyle. Ve tüm dünyada aslında halk sağlığı konularında veteriner hekimler tek tıp tek sağlık konsepti altında aslında beşeri hekimlerle ve çevresel uzmanlarla beraber çalışırlar. Çünkü sağlıklı hayvan, sağlıklı çevre, sağlıklı insan üçgeni ancak tek ve tek sağlık konseptiyle kurulabilir. Biz de ülkemizde en kısa sürede tesis edilmesi inancına sahibiz aslında.
eksikler var anladığımız kadarıyla buradaki hani en kısa sürede tesis edilmesi dileğinden çıkardığımız aslında bazı sorunlar var sanıyorum bizde. Şöyle aslında bu geçmişte Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu günden itibaren aslında çok önemli çalışmalar yapılmış bu anlamda ama Hıfzıssıhhat Enstitüleri gibi enstitüleri bilirsiniz. Orada Sağlık Bakanlığı'nın içinde veteriner hekimlerin de çalışması aslında tesis edilmiş. Evet. Ama zamanla önemini kaybettiği düşünüldüğü için belki de güncellenmiş ya da belki mevzuat saftaki şeylere takılmış. Ne yazık ki düzeltilmesi gerekiyor. Bence üveylikle tek tıp tek sağlık konseptinin hepimiz için aslında bütün insanlık için bir an önce kurulmasının ve altyapısının oluşturulmasının önemine inanıyoruz. Tek tıp tek sağlık bir kez daha altını çizmiş olalım. Şimdi biz büyük şehirlerde, kentlerde veteriner hekim deyince farklı bir algı geliştiriyoruz. Böyle daha çok işte kediler, köpekler, şehir hayatında bizimle birlikte yaşayan hayvanları, pek de öyle yaban hayvanlarını ya da küçük ya da büyükbaş hayvanları düşünmüyoruz. Oysa kasaba ya da köylerdeki algı ve aslında yapılan işte oldukça farklı olabiliyor, öyle değil mi? Kesinlikle aslında bunu şöyle isterseniz izah edeyim. Türk Veteriner Hekimler Birliği bu sene 70. yılını kutlar. 1954 yılında veteriner hekimlik mesleğinin icrası ve Türk Veteriner Hekimliği'nin kurulması kanunuyla beraber Türkiye'de veteriner hekimlik aslında bir meslek icrası kanununa sahip olmuş ve aslında Türk Veteriner Hekimler Birliği ile veteriner hekimler arasında bir dayanışma kültürü test etmiş. Türkiye'de şu an 56 tane, sizin de gördüğünüz gibi 56 tane bölge odası Türk Veteriner Hekimliğine, Veteriner Hekimler Birliği'ne bağlı olarak çalışmalarını sürdürüyor ve Türkiye'de 40 bin tane veteriner hekim daha da aktif bir şekilde çalışıyor. Burada sizin de gördüğünüz, büyük şehirlerde gördüğünüz gibi can dostlarımız diyoruz. Pet hayvanlarımız, evdeki can dostlarımızın sağlıklarıyla pet hayvanları için çalışan arkadaşlarımız bulunmakla beraber aynı zamanda Tarım Orman Bakanlığı Teşkilatı içinde yaklaşık 10 bin tane veteriner hekim arkadaşımız Türkiye'deki tüm taşra teşkilatlarının içerisinde aktif bir biçimde hayvan sağlığı hizmetleri yürütmekteler. Ve sadece şunu aslında şöyle söylemekte fayda var. Türkiye 18 milyon büyükbaş hayvan varlığıyla Avrupa'nın en fazla büyükbaş hayvan varlığına sahip ülkesi. 18 milyon, evet, onun bir kez daha altını çizelim. 18 milyon büyükbaş hayvan varlığımız var. Büyükbaş hayvan ve 56 milyon küçükbaş hayvan varlığımız var ve Avrupa'nın en fazla hayvan varlığına sahip ülkesiyiz. Ve bu anlamda Tarım Bakanlığı, taşra teşkilatlarındaki meslektaşlarım bu anlamda çok kıymetli çalışmalar yürütüyorlar. Birçok zoonoz, yani hayvandan insana geçen hastalıkların engellenmesi konusunda hem yol kontrolleri, hem aşılama çalışmaları ki koruyucu hekimlik çalışmaları, hem bir güvenlik önlemlerinin alınması, hem de aynı zamanda sadece bu çalışmalar değil, mezbalarda, hayvan kesimleri noktalarında yapılacak olan gıda kontrollerinin, ayrıca gıda üretim yerlerinin ki Türkiye'de yanılmıyorsam rakam 7000'in üstünde gıda üreten işletmelerin mutlaka kontrollerinin düzenli aralıklarla yapılmasını sağlıyor. Sadece Tarım Orman Bakanlığı kamu çalışmaları anlamında değil ama Türkiye'de 9000 tane de serbest veteriner hekimliğinden bahsedebiliriz. Bu anlamda çiftlik hayvanlarına, yani hem ruminantlar, yani geviş getiren dediğimiz büyükbaş, küçükbaş hayvanlarda sağlık, hayvan sağlığı çalışmalarımız, koruyucu hekimlik çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hem de aynı zamanda üniversitelerde ki Türkiye'de sayısı 32 tane bulan veteriner fakültesinde veteriner hekimlik eğitimi veren akademisyen meslektaşlarım da mevcut. Aslında ülkenin her yerinde çok kıymetli hizmetler yürütüyor veteriner hekimlik. Ve bunun da altını hani kalın kalemle çizmekte fayda var. Ne kadar geniş bir sorumluluk alanından bahsettiniz. Hızla bahsettiniz ama gerçekten çok çok geniş bir alan. Bir kere bu sayılar çok önemli. 18 milyon büyükbaş, 56 milyon küçükbaş hayvanla Avrupa'da ilk sıradayız dediniz. Hemen kafamda şöyle bir soru uyandı. Acaba hayvancılıkta Avrupa'nın neresindeyiz? Aslında şöyle, onu şurada tartışmak lazım. Hayvan ıslahı, size başından veteriner hekimliğinin aslında alanlarından bahsederken hayvan ıslahından da bahsetmiştim. Biz veteriner hekimler olarak aslında çalışmamız gereken en önemli alanlardan bir tanesi de hayvan ıslahı konusu. Çünkü sizin de tam aslında öngördüğünüz gibi biz 18 milyon hayvan varlığımızla aslında çok önemli noktada, çok önemli bir hayvan sayısına sahipken hayvanlardan alabildiğimiz verim noktasında aslında geri noktalarda kalıyor. Çünkü de hayvanlarımız da aslında yani gerçekten ciddi bir genetik mirasa sahip olan aslında hastalıklara karşı dirençli yer alıklarımızla beraber hayvan ıslahımızı sağlayarak aslında kendi kendine yetebilen, gıda anlamında kendi kendine yetebilen bir ülke olmak hayalindeyiz. Ve bu anlamda hayvan ıslahı çalışmaları da yürütüyoruz. Yani aslında hayvan ıslahını şuradan da aslında doğruca anlatmakta fayda var. Biliyorsunuz şu an dünya nüfusu 28 milyar insana dayandı ve neredeyse 2030 yılına kadar bu sayıların 10 milyara ulaşacağı söyleniyor ki Sayın Cumhurbaşkanı da öngördüğü gibi 100 milyona yakın zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nüfus olarak ulaşacağı söyleniyor. Biz de kendine yetebilen bir ülke olmak için hem mevcut hayvan sayımızı yükseltmeye çalışmalıyız ki Tarım Orman Bakanlığı'nın bu anlamda çok kıymetli çalışmaları var. Hem de aynı zamanda hayvan ıslahımızı, yani hayvanlardan aldığımız verimi arttıracak çalışmaları yapabilmek aslında arzusundayız ve çalışmalarımız bu anlamda yürütüyoruz.
Zoonoz hastalıklar dediniz, hayvandan insana geçen hastalıklar çok önemli bu halk sağlığı açısından. Biraz açabilir miyiz? Tabii ki çok tabii fazla sayıda vardır ama genel böyle başlıklar halinde belki bilgilendirmek amacıyla. İzniniz olursa şöyle başlayayım. Bu çok vurucu bir tespit aslında. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre insanlarda gözüken patojenlerin 815 tane patojen tanımlanmış. Bunların 617 tanesi hayvanlardan insanlara geçen zoonoz nitelikli hastalıklar. Bakın bunu tekrarlıyorum. 815 tane insanlarda hastalık yapan patojen etkinin 617 tanesi hayvanlardan insanlara geçen zoonoz nitelikli. 4'te 3'ü yani. Neredeyse ve yeni bulunan hastalıkların 5 tanesinden 3 tanesinin zoonoz nitelikli olduğunu biliyoruz ki COVID-19 pandemisinin de zoonoz olduğunu, aslında hayvanlardan insanlara geçen bir hastalık olduğunu aslında bilim adamları kanıtladı. Kanıtlandı. Aslında evet, şunu söylemeye çalışıyoruz. Veteriner hekimler aynı zamanda bu 617 tane bilinen patojeni, yani zoonoz etkeni, insanlığa bulaşmasını engelleyen bir koruyucu bariyerdir de aynı zamanda. Hem aşılama çalışmalarıyla hem de bu hastalıkların engellenmesine yönelik çalışmalarla aslında biz birçok anlamda bu hastalıkların insanlığa bulaşmasını da engellemeye çalışıyoruz. Ve gayretimiz bu anlamda çok bence önemli. Zoonoz hastalıklar, ki saysam hani burada çok da belki birkaç örnek ama verebiliriz. Evet evet, yani örneğin şarbon dediğimiz çok tehlikeli bir hastalık ki hatırlarsınız 11 Eylül döneminde biyolojik silah olarak kullanılmıştı. Yine Kırım Kongo kanamalı ateşi özellikle bahsediyorum çünkü 12 Nisan'da bizim bölgemizde Erzurum'da Kırım Kongo kanamalı ateşinden bir tane vatandaşımız vefat etti. Öyle mi? Yine şimdi sıcakların artmasıyla yaz aylarında değil mi? Aynen, özellikle öyle, kenelere öyle dikkat etmek gerekiyor. Aynen bu öyle. Kene varlığı ve kene, aslında kene mücadelesi, hem hayvan insan temasında kene mücadelesinin dikkatli bir şekilde yapılması gene bu anlamda veteriner hekimlere görevler düşer. Yine kuduz dediğimiz dünyanın en tehlikeli %100 ölümcül ama %100 de engellenebilen aşılarıyla engellenebilen. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok aslında tehlikeli bir hastalık ve dünya literatüründe kuduzdan iyileşmiş insan yok biliyorsunuz. Kuduz da yine hayvan temasıyla bulaşabilen bir hastalık ve veteriner hekimler bu anlamda da çok kıymetli çalışmalar yapıyor. Yine brucella dediğimiz geviş getiren hayvanlarda gözüken ve insanlarda da hastalık yapan, ki infertiliteye sebep olan çok tehlikeli bir hastalık. Özellikle var. Süt ve süt ürünlerinden aynen öyle. Geçiyor, süt ve süt ürünlerin çiğ tüketilmesiyle geçen bir hastalıktır. Çok da tehlikeli bir hastalık ve veteriner hekimler hem kamuda hem serbest alanda hem de üniversitedeki meslektaşlarımız laboratuvarlarda, sahada, işte işletmelerde, çiftliklerde bu hastalıklarla mücadele ederek aslında toplum sağlığını da korumak için çok kıymetli hizmetler yapıyor. Ve bunlarda sadece aşılama çalışmaları, hastalığı engelleme çalışmaları değil, aynı zamanda biyogüvenlik önlemleri ya da hasta hayvanların teşhisi, tedavisi gibi alanlarda da çalışmalar yürütmeye gayret ediyoruz. Evet, aslında biz hep insan odaklı, insanın faydası odaklı yaklaştık meseleye şu ana kadar. Tabii ki halk sağlığı çok önemli, gıda güvenliği çok önemli ama bir diğer taraftan hayvanların sağlığı da çok önemli ve hayvanların sağlığı, hayvanların hastalıklarının tedavisiyle ilgili de veteriner hekimlerin çok büyük sorumlulukları var. Pek çok farklı hayvan türüyle ilgili veteriner hekimliklerin uzmanlaştıkları konular var. Mesela sizin bölgenizde az önce söylediğimiz gibi belki büyük ve küçükbaş hayvanlar daha çok yoğunlukta, kentlerde daha farklı. Aynen. Biraz da o sorumluluklardan ve oradan yola çıkarak belki veteriner hekimliğin ülkemizde bir genel fotoğrafını çekmek istesek, karşılaştıkları sorunlar, çalışma koşulları ile ilgili belki o sorunları çözmekteki çözüm yolu önerileri neler olabilir diye sorsak size. Geniş bir soru oldu biliyorum. Evet. Yok yok, aslında şöyle toparlamakta fayda var. Şimdi sizin de gördüğünüz gibi bizim de bölgemizde işte, yani Kars için söyleyeyim, 620 bin baş büyükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'de 4. sırada Kars özelinde. Biz neredeyse 55-60 tane veteriner hekim muayenehanesi ve bölgede kamuda çalışan meslektaşlarımla beraber toplamda 530 tane üyeye sahibiz veteriner hekim olarak. Ve bu çalışmalarımızı yürütürken tabii ki bazı sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ve açıkçası Türkiye'de süt veteriner hekimliğinin de bu kadar gayretli ve bu kadar aslında zor koşullarda çalışırken karşılaştığı bazı sorunlar ve aslında bazı kayıpları söz konusu. İzniniz olursa ben onları hızlı bir şekilde sizlere izah etmek, anlatmaya çalışmak isterim. Örneğin tek sağlık uygulamalarından bahsettim. Bizlerin işte tam da temaya uygun olarak sağlık meslek grubu içerisinde yer almıyor oluşumuz, örneğin sağlık meslek grubunda sayılmıyor oluşumuz bizim için çok önemli bir problemdir. Nasıl? Şu şekilde normalde veteriner hekimler, aslında veteriner sağlık çalışanları aslında hepsini ayırmadan söylüyorum. 657 sayılı devlet memurları kanununda sağlık hizmetleri sınıfında içinde yer alırlar. Fakat 1219 sayılı tababet kanunundaki sağlık çalışanlarının tanımlandığı kanunda veteriner halk sağlığı çalışanları, veteriner sağlık çalışanları tanımlanmadığından ne yazık ki biz sağlık çalışan olarak değerlendirmiyoruz. Ve sağlık alanında
bazı özlük hak kazanımlarında ne yazık ki bizler faydalanmakta güçlük çekiyoruz ya da faydalanamıyoruz diyelim. Çünkü annen sonu son zamanlarda biliyorsunuz sağlıkta şiddette birçok olumsuz haberle karşılaştık. Veteriner hekimlere de sağlıkta şiddet alanında değerlendirmesi, veteriner hekimlere yapılan saldırıların ya da şiddet vakalarında da aslında bu anlamda değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tam da bu noktada aslında 2 sene önce 25 Nisan'da Yozgat'ta bir aslında kesimhanede gıdaya tüketime uygun olmayan bir gıdanın kaybını isteyen ve yani yok edilmesini isteyen bir veteriner hekim meslektaşımız Volkan Lale bıçaklanarak öldü ve bizim meslek şehidimiz oldu. Yani biz aslında halk sağlığını korumaya çalışırken birçok saldırıya maruz kalıyoruz. Tıpkı yani doktorlar gibi yani insan sağlığıyla uğraşan öyle. Hastanelerde ne yazık aynen ki öyle. Bu şiddete maruz kalan hekimlerimiz gibi. Ne yazık ki biz de bu sağlıkta şiddet yasasından aslında faydalanmak istiyoruz. Tüm bunların altında dediğim gibi veteriner hekimlerin aslında veteriner sağlık çalışanlarının temel sağlık çalışanları olduğu bilincinin aslında oluşması ve herkesin aslında destek aldığı, herkesin aslında kendi can dostları için, evinde beslediği kedi köpeği için ya da çiftlik hayvanları için ya da işte diğer konularla alakalı. Yaban hayatı o da çok önemli. Yaban hayatının korunmasında veteriner hekimler. Öyle. Ya biz orada da çalışıyoruz. Bölgemiz yaban hayatı bölgesi biliyorsunuz. Yaban hayatı merkezimiz var bölgede. Ve biz bu anlamda da çalışıyoruz. Yaban hayatı için de çalışmalar yürütüyoruz ki Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin içinde de yaban hayatı ana bilim dalımız mevcut. Bütün bu çalışmaları yürütürken aslında veteriner hekimler temel sağlık çalışanıdır derken aslında bundan bahsediyoruz. Biz temel sağlık çalışanları içerisindeyiz. Aslında biz bu bütünden ayrılamayacak bir durumdayız ama biz kendimizi anlatmaya çalışırken ne yazık ki zorlanıyor ve yoruluyoruz. Toplumda da o algının gelişmesi ve sosyal güvence anlamında da sağlanması gerekiyor. Aynen öyle. Ben bir şey de arz edeceğim izniniz olsa. Tabii ki. Yani bunu özellikle söylemek isterim. Çünkü ben de nacizane yurt dışında bazı çalışmalardaki resmi veteriner hekimlikle alakalı bazı çalışmalarda bulundum. Dünyadaki tüm buzdolaplarında altını veteriner hekimliğin zararlı bir gıda ürünü vardır. Dünyadaki tüm buzdolaplarında bakın. Yani şu an sizin de evinizdeki buzdolabınızda ya peynir ya yoğurt ya başka bir gıdanın altında veteriner hekim arkadaşımın imzaladığı uygundur, tüketim ne uygundur. Ne kadar önemli. Bir hali vardır. Evet. O kadar önemli bir şey ki aslında hepimiz için. Aslında hepimizin sağlığını veteriner hekimler korur. Çok doğru. Çiftlikten çatala yani ta işletmenin en başında yetiştirilen. Tarladan sofraya gibi çiftlikten sofraya. Aynen öyle hepsinde. Aşama aşama. Kıymetli çalışmalar yürütüyoruz ve bizim imzamız olmadan zaten o gıdaların aslında güvenli gıdaların sofraya çatala ulaşması mümkün değil. O yüzden aslında yapılan çalışmaların altını bu yüzden belki de daha güçlü bir şekilde duyurmak, daha güçlü bir şekilde bundan bahsetmek lazım. Bu değerli mesleğin eğitimiyle ilgili belki son olarak konuşabiliriz. Akademik düzeyde veteriner hekimlik eğitimi veriliyor. Kaç fakültede var? Mezuniyet sonrası istihdam olanakları nasıl? Belki veteriner hekim olmak isteyenler için de bilgiler aktarmış oluruz. Olur. Aslında şöyle izah edeyim izniniz olursa. Türkiye'de veteriner hekimlik 1842 yılında İstanbul'da başladı. Yani neredeyse yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinden eski bir tarihten bahsediyoruz. Veteriner hekimliğin akademik eğitimi anlamında söylüyorum. Akademik anlamda veteriner hekimliği yani 1842 yılında İstanbul'da başladı ve Türkiye'de çok güçlü bir veteriner hekim teşkilatının oluşmasında aslında bu hani tarih var. Tarih sayesinde bu miras, bu genetik miras sayesinde aslında geleceğe güvenle bakabiliyoruz veteriner hekimlik olarak. Türkiye'de şu an 32 tane veteriner fakültesi var ve 30 tanesi mezun verebilir konumda. Ve dediğim gibi 40 tane veteriner hekim sahada çalışır. 32 tane veteriner fakültesinin çok büyük çoğunluğu aslında çok aslında imkanları çok güçlü bir biçimde çalışır ve veteriner hekimlik aslında bildiğiniz bir tıp eğitimi. Hatta tıp eğitiminden, beşeri tıp eğitiminden farklı olarak komparatif dediğimiz karşılaştırmalı eğitimler alır. Örneğin hem büyükbaş hayvanlarda, ineklerde, hem koyunlarda, hem köpeklerde, hem de aynı hastalıkların işte diğer hayvan gruplarıyla alakalı karşılaştırmalı olarak aslında eğitimlerini alırız. Ve bu anlamda aslında çok ağır bir eğitimdir veteriner hekimlik eğitimi. Eğitim süresi ne kadardır? 5 yıl. 5 yılda. Tıp fakültesine yakın. Evet. Aynen öyle ve biz de az bakın. yani inanın 5 senede veteriner hekimlik eğitimini almanız mümkün değil. Çünkü aslında eskilerden bir aforizma da söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı Sayın İsmet İnönü'nün çok önemli bir sözü var bu anlamda. Denilebilir ki insan hekimliği veteriner hekimin yanında okyanusa karşı bir iç denizdir. Deniz gibidir diye değerlendirirler. Okyanusa karşı bir iç deniz. Çok güzel aynen bir ifadeymiş aynen, gerçekten. Aynen öyle. Biz aslında bu anlamda çok ağır bir eğitim, ağır bir tıp eğitimi alıp. Ve eğitim sonrası da her daim eğitim aynen devam öyle ediyor anladığımız aynen kadarıyla. Aynen öyle. Pozitif bir bilim olduğu için aslında hiç bitmiyor ve devam ediyor. Biz bu yüzden veteriner hekim olacak, veteriner hekimliği seçmeyi düşünen meslektaş adaylarımıza hep şunu söyleriz.
normal işte bir genel kültür ve yeteneğe sahip olmakla beraber inceleme ve araştırmaya meraklı, iyi gözlem yapabilen kişilerden aslında veteriner. Ve tabii ki hayvanları sevmek ilk şart olmalı herhalde. Hayvanlara ilgilenmekten hoşlanmak, hayvanları sevmek ve aslında hayvanın o dilsiz kendi derdini anlatamayan canlının derdine derman olmaya çalışmak. Gözlem yapabilecek aslında, becerikli bir gözlem yapabilme yeteneğine sahip olması da aslında çok kıymetli. Ve bütün bunlar aslında veteriner hekimliğin bitmediğini, pozitif bir bilim olarak aslında bilimler biliyorsunuz birikimli olarak devam eder ve ilerler. Yani ben veteriner hekimi oldum, kapattım, tamam bitti artık. Ben öğrendim her şeyi demiyoruz. Ben meslekte 20. yılındayım. Ben de her gün bir şeyler okuyup öğrenmeye devam ediyorsunuz. Yeni şeyler araştırmaya devam ediyorum. Çünkü bizim mesleğimiz her geçen gün aslında aynı bahsettiğim gibi bir denize bir okyanus gibi hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Ama veteriner hekimlik için şunu söyleyebilirim. Geleceğin en parlak mesleklerinden biri. Çünkü asla vazgeçilmez olacak. Örneğin son dönemde biliyorsunuz iklim değişikliği, gıda yetersizliği, antimikrobiyal direnç ve biyoterörizm gibi çok önemli sorunlar aslında mesleğimizi gelecekte çok stratejik bir noktaya koyuyor. O yüzden tüm gençlere önerelim bu değerli mesleği ve Dünya Veteriner Hekimler Günü'nüzü bir kez daha kutlayarak veterinerler temel sağlık çalışanlarıdır. Bu yılın temasının da özellikle altını çizip vurgulayarak bu temayı bu değerli sohbet için, bu bilgilendirici sohbet için size çok teşekkür edelim. Ben teşekkür ederim ilginiz için. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Kars Ardahan Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül'le söyleştik.